Merhaba arkadaşlar, Anneannemin kanalına hoş geldiniz. Selam hayat. Günaydın, günaydın. Hayırlı huzurlu sabahlar, günaydınlar. Nimet marketler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah selamı, bereketi, güzelleriniz olsun. Cemre'nin köy rakı YouTube kanalıma iyi ki geldiniz değil mi Selim? Hı hı. Sevalar getirdiniz. Getir annene, içericilerimizi gösterelim. Allah'ım. Annem gazlı bir güzel koydum. Bir tane içeri ayarlayalım. Evet takipçilerim, dur bakayım, geri vereceğim ben sana. Elimiz değildi. Arkadaşlar burada bizim çivicilerimiz var, yumurtalık çivicilerimiz var. Bundan sonra sularına, yemlerine koydum. Nasıl yiyorlar şuna bakayım be cebeciler. Sabah yemlerini, sularını veriyoruz değil mi Selim? Şu bibimizin acık ayağı sakat gibi arkadaşlar. Öteki bibilerden küçük kaldı bu, büyümedi. Bakın yürüyemiyor, kıyamam ben sana. Paytak paytak görüyor. Yumurta civcivlerimiz bayağı 2-3 gündür toparlandı. Hazır yem veriyoruz arkadaşlar. Hazır yem çabuk büyüyor. Şimdi nasıl diye. Oğlum gazlarım sürüyor. Ondan sonra. Sen oradan çek galiba. Elini değirmeden. Hah şuraya. Aç ileri git. Oraya otur hadi git. Lamba sallıyoruz arkadaşlar. Çünkü gece diyemiyorlar. Gece gündüz birbirler sallamıyoruz. Civcivler çıkmış sen. Sen tatlını getirmiş. Ben birbirler üstüne gelen annem. Ben de seni kayda alacağım. Gidi gal gideceksin. Bibilerimizin yemini suyunu da verdik arkadaşlar. Civcivlerimizi yemledik. Maşallah onlar da acıkmış. Nasıl yiyorlar? Selim Paşa da top oynayacaksın diye uğraşıyor. Arkadaşları yok daha. Çıkacaksan çayırda oynayacaksan oyna. Biraz da bahçeye gidelim ikimiz. Ha bak kuzum patlatacaksın. Kuşların kümesinde gel. Hayır bok geldin. Kızım bok. Lan yıka gel. Yıka lan ya. Nerede yıkacağım? Avlu da yıka çeşme yaşta. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Köylünün işi sabahleyin kalkarsın arkadaşlar. Kalsın da tabuna bakarsın. Yemlersin, sularsın. Anneanneciğim topun patlayacak diye diyorum ben sana. Bir tele dek geliverse patlatırsın. Gel uyanık gitme gari yemlerini içsinle gel. Anneannem uyanık gitme. Yemlerini sularını içsinle sabah sabah. Çivcilerimiz burada. Allah burada arkadaşlar. Arka yanda da var bizim kümeslerimiz de. Geçen şurada sirapam günü hep fivilerini yemişler arkadaşlar. Havuz arkadaşım 2 tane 3 tane civcivsini yemiş. Yiyen diyoruz biz. Sansar. Arka tarafta kocaman köpeğimiz var ama yine de burada ışık salladığımız için ışığı gelemiyor arkadaşlar. Buraya böyle güvercinden tül kümes getirdik. Şurada Halil'in güvercinleri vardı altında. Onları çıkardık, temizledik. Bibileri oraya koyuyoruz. Balkonun altı. Şöyle. Üstüne de civciv kümesimiz vardı. Onu getirdik. Gece ışık sallayıp üstünü örtüyorsun. Sabah da kalkınca açıveriyor. Ama bugün hava birazcık sert, soğuk. Böyle sanki bir yağmur havası var gibi arkadaşlar. Hadi oğlum, aslan oğlum benim. Bugün Bozkuş köyü nasıl? Selin. Yağmur yağacak gibi, sert şöyle bir hava var buz gibi. Kaç gündür yağmur sıcağı böyle ki. Ama yağmur yok arkadaşlar.
Selim'in bisikleti babası yengarmış. Uşaktan getirdiler. Uşakta binemeydi. Öyle olduğu zaman elinle değil şu fırçayla alıver yanayım. Elinle yangın dikenden gider. Bak ben sana ne dedim kuzum, bak. Bak ne oldu bak bivilerimiz bak. Bak al da gel. Topunu al da gel. Hadi gel. Gel hadi. Topunu al gel, tamam. Yemin dökme gel. Yeminlerini isimle gel. Bahçeye gidiyorum ben, gel. Evet değerli takipçilerim. Dışarıda bivilerimize, civcivlerimize baktık. Halil'in kuşlarına da baktım. Şimdi ahırımızı girdim. Alttana eşim kürümüz tersine atmış. Hayvanlarımızı da dışarı sürdük. Yayılıyor eşim var. Şimdi arkadaşlar atlarını bir güzel süpürdüm. Ondan sonra onların yegisini de vereceğim şimdi. Çekeceğim. Bunlar da bizim turşuhanlarımız. Turşuhan. Büyümüşler mi arkadaşlar? Bir ay önce velen çektiydim. Bu dişi 3 aylık. Bitti gale. Bu da erkek. Bunları dışarı çıkarmıyoruz. Önlerinin yegilerini veriyoruz. Sularını da açıyoruz. Allah'a emanet. Damda. Burada mühürleşiyorlar. Şimdi arkadaşlar şu dişiyi çıkaralım mı diyoruz. Erkek dursun içeri diyoruz. Onu da baya. Bir gün çıkardık. Yıktı ortalığı. Mö deme arıyorlar. Alıştıra ya. İki kardeş gibi. Bunca getirdik göğemden. Benim beynin oğlunu aldılar, geldiler. Ha koyduk arkadaşlar. Biraz veriyoruz. Biraz da kışa bir ay kişiye koyalım diyoruz. Şunlar dün akşamdan attılar da. Şuraya döşenecek bir kenardan. İşte ha böyle arkadaşlar. Derinledik, topladık ortalığımıza. Biraz da bahçeye geçin. Kenarları acar açın. Ondan sonra kabak at dedim. Kabaklar bitmedi arkadaşlar. Benim beye sipariş verdim. İki kara kabak, iki beyaz kabak çekirdeği alıver dedim. Tane hesabı satılıyor onlar. Onları alıp gelecek şimdi. Birazdan gittim al gel dedim. Şimdi ben de gale bahçeye geçin. Oraları toplayın. Çapalaya koyun arkadaşlar. Turşuhan rızık zamanı. Ali öyle diyor. Turşuhan rızık zamanı diyor. Benim bildirilerime. Kepçilerim. İneklerimin güzelce ahırını temizledim. Yegilerini de verdik. Şimdi bahçeye de çıktım. Yukarı çıkacağım. Arkadaşlar bu bizim kış kara erik. Geçen sene hiç yoktu. Bu sene yine aralarında var şöyle. Bu iri ve erik oluyor arkadaşlar. Bir şey. Böyle kış eriği oluyor. Yazı yaramıyor. Kışın yeniyor. Şimdi buraya maydanoz ektim arkadaşlarım. Buraya maydanoz ektik. Üzerini örtmedim. Sıcak hava. Ondan sonra buraya da nane aşıladım. Oradan naneye kaldırdım. Geçen sene oraya ayrı got oldu arkadaşlar. Naneyi mahvetti. Şöyle nane aşıladım arkadaşlar. İnşallah olursa bakalım. Ondan sonra şuraya iki kulak, eşi kulak aşıladım. Şurada geçen pancar aşıladım kıymetli takipçilerim. Ondan sonra marul attım. Hürriye tabak, kırmızı pancar tohumu dedi. Ondan attım kıymetli takipçilerim. Fidanlarımız da şöyle biberlerimiz. Bu biber karıyorum arkadaşlar. İyi bakalım maşallah. Sürekli sulağa durarsan iyi. Ondan sonra burada domates. Bu domatesleri eşim köy içinden almışmış arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl tohumu demeyin de fidanı diyen gale. Öyle diyen diyemedim. Bunları eşim köy içinden almış gelmiş. Aşıladık. Ondan sonra burayı da kendi üyüttüm. Soğuğun vurduğu fidanlardan arkadaşlar. İyi kötü aşıladım. Çünkü kendi fidanlarımızın tohumunu Zehra yengem vermişti. İnşallah iyi olur. Küçük mücük tuttular ama. Ondan sonra fasulyem bitti. Ama seyrek bitti arkadaşlar. Neyin nasıl olduğunu olmadığını anlayamadım. Biraz arkalı önüne çıkacak herhalde. O yüzden tekrar aşılamadım ama aşılamak gerekiyor. Ondan sonra bura şey arkadaşlar. Bamya tek tük bitiyor. Ağır ağır bitiyor kıymetli takipçilerim. Buranın şöyle şurası bamya. Ama zalatalık attım ben arkadaşlar. Zalatalıklar bitmedi. Geçen senenin tohumunu attırdım kalanlarına. Bitmedi. Bir sene önce olan tohum bitmiyor arkadaşlar. İlaçlı olduğu halde herhalde.
Ondan sonra şuraya pırasa, patlıcan aşıladım. Benim bey olan pırasayı almış gelmiş. Ne izleyebiliriz yani de. Kırıkların arasını bilen aşıladım gitti. Pancarımızın son durumu böyle. Olmayan yerlerine şuralara fasulye tek tek dar attım. İnşallah olursa yeriz kıymet takipçilerim. Şu kabak. Kabak şuraya da attım dolma. Şuralara acır attım. Şuraya ileridekine yer elması arkadaşlar. Marullarımı aşıladım. Soğuk vurduktan sonra tekrar aşıladım. Bunlar marullarımız. Bu da arkadaşlar Emyon'da da elma biliyorsunuz soğuk vurdu o gün. Ertesi günde bir tolu bir fırtına. Aksi gibi rüzgar tolu vurdu elmalar. Ama inanıyorum tutacağına adım gibi inanıyorum Rabbim inşallah. Gömürlü çıkardım gömürlü diktim. Yaprakları şunlar yeşil kaldı bak. Vuracak olsa şunları da vura dedim. Benim oğlan biraz bana kızdı anne niye çıkardın tutmuş elma ağacın diye. Ondan sonra soğanlarımız. Marullarımız. Biz marul zaratasını çok seviyoruz arkadaşlar. Ekşili. Soğuk fıran fidanlarımı da hiç ellemedim. İnşallah olursa tekrar bak cıvmış arkadaşlar. Onları ellemedim. Çıkarmadım. Niye? Olursa pancarın ara yerlerini aşırayabileceğim. Şu ıspanaklarımızın tohumunu alacağım ben arkadaşlar. O yüzden köklemedim. İşte böyle bahçemizde arkadaşlar. Parçamızın son durumu. İnşallah nanem de şurada olursa. Bu şu pancarları aşıladım. Ben kimini tuttu, kimi tutmadı. Niye? Pancarı bahçedeki pancarı kaldırsak bundan yaprağı kışında iyi oluyor arkadaşlar. Bükmesi deyin sizlere. Bükmesi çok güzel oluyor. Başka bir şey yaramaz. Bükmeye yara. Nanelem iyi tuttu. İnşallah olur bakalım. Bu sene olmaz da seneye. Neyse gel arkadaşlar çıkın. Aha böyle işte bahçemizin son durumu kıymetli takipçilerim. Buraları tertemiz çapayla gazdım, çapaladım. Otunu çöpüne hep ben çapaladım. Şimdi hayvanlarımız atıverdi arkadaşlar. Aha bak tekrar çıkıyor. İnanın tertemiz temizledim. Ama aha yine çıkıyor otla. Buralar böyle tertemiz her taraflarına biraz akşam biraz sabah derken bahçemizin etrafını tertemiz otlarını hallettik arkadaşlar eşimle beraber. Ha böyle mis gibi oldu. Dün akşam üzeri de eşim tarladan geldi. Ben de çay demlettim. Şurayı da bir örtü serdik kölgeye. Çocuklarla piknik yaptık arkadaşlar. Güzel oldu iyi oldu. İşte böyle arkadaşlar. Ağaçların kök kısımlarını eşim kireçledi. Kireç sürdü. Böcü börte gelmesi. Şu ortadaki bir dal ayva arkadaşlar. İşte böyle kıymetli takipçilerim. Tertemiz oldu harikamız da. Tekrar otlanır herhalde tahminim. Yerli yerince yaptık ama güzel güzel. Bahçemiz geniş olduğundan yerimiz var şöyle arkadaşlar. Şuraları biliyorsunuz kışın yeşillik veren atıyor ama nanemizi bak ağacın öbür tarafına götürdüm. Ta şuradaydı. Şuradan kaldırdım. Ta ileri götürdüm. Buraya bir ayrık sardı. Nasıl olduğunu anlayamadım. Bir de dereotu tohumu alıver dedim eşime. Bir de dereotu açacaksın arkadaşlar. Allah'ım afatsız ve yarabbim ya Resulullah. Allah'ım göğden rahmetini yerden bereketini eksik etme ya Rabbim ya Resulullah. Allah'ım çok güzel yağmur yağıyor. Bugünü bekledik heyecanla. Her yakalar kuruduydu değerli takipçilerim. Abu. Allah'ım. Ama bir şey söyleyemeyiz. Kolu da atıştırıyor. Milletin bahçesinin fidanların herhalde kolu bura tahminim. Benim de bura arkadaşlar. Kendi fidanlarım da var içinde. Ama çok yağıyor. Taraftan kolu yağıyor. Bunu takipçilerim. Yaradan bir Mevlam afatsız ve
Evet arkadaşlar, çok güzel yağmur yağıyor. Her taraf karardı. Sanki akşam olmuş gibi. Her taraf bulutlandı. Selim'in de dayısı yenince maçı gittilerdi arkadaşlar. Maçı götüreceğim diye getirdi dayısı Selim'e. Duyuyor musun arkadaşlar sesleri, yağmur seslerini? Çok güzel yağıyor kol gibi. Balkondan da izlemesi güzel de taraftan da şöyle gitmiyor. Korkmayın, şimşek çakıyor arkadaşlar. Kayısılara, vişnelere, çoğuna hep yeri döktü. Çünkü rüzgarla karışık geldi kolu. Bu yüzden hep ortalık bayağı meyveler döküldü arkadaşlar. Meyveler gök ermeden yeri serildi. Egal, yapacak bir şey yok diğer takipçilerim. Şöyle açtım sizlere güzel yağmur sesine. Yağmurun şok kutusunu dinledim arkadaşlar. Güzel de yağıyor. Çok da güzel yağıyor. Gök gürültülü ama. Allah afaksız versin Rabbim. Tam arpalığa buldayla boylanmaya başladı ama şöyle de göstereyim sizlere, telefonun biraz ışığını açtık, indireyim. Arkadaşlar çayırlarımız kurumaya başladıydı. Sapsarı sarardı. Bayağıdır çoktan beri yağış yoktu. Ama bayağı şiddetli yağıyor yağmur. Ne geldi? Rabbim afaksız etsin inşallah. Tekrar cümleten hayırlı akşamlarınız olsun diyeyim takipçilerim. Çıktım hemen yukarı işimin başına. Gönül dostlarım. Bugün benim Selim Gelibadı'ya arkadaşlar. Bey tavuk almış, kelebek, ondan sonra kanat. Mangal yapıyor arkadaşlar. Selim çok seviyor mangala. Sevdiği gibi de bugün mangal günü. Bayağı derdi yapmıyorduk. Dedik hadi dedik bugün de arka tarafa diş yaktım geldim arkadaşlar. Köy işleri arkadaşlar. Bir yerde gazlarım var, bir yerde civcivlerim var, yumurta civcivlerim. Ondan sonra aşağıda ahırımızda mallarımız var. Kurbanlık düğümüz var, derkeni, buzağlarımız var. Kaç boy biliyor musunuz arkadaşlar? Eşim bakın, eşim bak. Eşim olmadı mı? Ölen, yeğlenmeden ben veriyorum çocuk gittikten sonra. Ondan sonra hemen dikiş nakışı gitmem ikiye bunu veriyorum arkadaşlar. İkide gidiyorsun, dörtte geliyorsun. İşte az bir mesafem oluyor. Ne yapayım? Kesim yapıyorum. En azından ağır ağır. Bir kestiğim kumaşa 2 gün, 3 gün dikiyorlar arkadaşlar. Şunlar kelebek de. Ben buna birkaç peşin yaktım da. Kıymetli takipçilerim. Umur dostlarım, ne yapıyorsunuz? Neler ediyorsunuz? Ne işler görüyorsunuz? Değerli takipçilerim. Ben aynı abi bildiğiniz gibi yazışlarının, bahçe, hayvanlar derkeni uğraşıyoruz. Bir şeylerle buluyoruz. Kendimiz göre iş kayıt. Arkada pancarımız var. Bir dönüm yakın. Onun çapasını kendim yaptım arkadaşlar. Hem ilk çapasını hem ikinci çapasını ağır ağır sabah akşam. Akşamleyin biraz, sabah biraz derken bir ay ikişer saat saat bitirdim çok şükür. Ondan sonra bahçemiz de bitti sayılır. Hemen hemen bahçemizde sonlara doğru geldik. Az bir şeyimiz kaldı. Azıcık bir şeyimiz kaldı arkadaşlar. Dedim ha bir yandan böyle kıyıyorum. Selim aşağı indi arkadaşlarla. Maç oynamaya. Bir seviyor çocuk topu mutfa. Anlatamam size arkadaşlar. Valla ben bu videoyu hafta sonu çekmeye baktım oluyor arkadaşlar da. Bugün yarın yüklerin galiba bilmiyorum bakalım ne zaman tamamlansak.
Acık acık çekiyorum galiba diğer tarafçıları. İyi oldu benim için de dikiş iyi oldu arkadaşlar. Bir gidelim, bir gidelim, bir gidelim. Bir fırsat bulamadım. Kaç senedir köyümüze hocamız geliyor, dikiş nakış hocamız. Ama bir türlü gitme fırsatım olmadı. Çok şükür bakalım. Ağustos'u kadar biraz uzatılmış. Ağustos'u kadar gideceğim arkadaşlar. Yine en azından bir şeyler dikip bir şeyler kesmeyi öğrenebilir miyiz bilmiyorum. Dikişi biliyorum da kesmeye açık daha bilmiyoruz arkadaşlar. Ama öğreniriz inşallah. Hocamız çok iyi, çok güzel anlatıyor hocamız. Hocamızın her şeysi kafamız siniyor. Güzel güzel hepimize de ağır ağır gönül kalp kırmadan öğretmeye çalışıyor hocamız arkadaşlar. Allah razı olsun hocamızdan. Hocam, dikiş nakış hocam. Hemşirem sayılır arkadaşlar. Hemşeri sayılırız. Nazlı arkadaşımın köyünden Çeceli. Yakın köylerimiz. Ama tabii ki Uşak'ta oturuyor. O yüzden hocamız çok iyi anlayışlı. Ayşe Şen arkadaşımı buradan kucak dolu selamlarımı gönderiyorum. O da aynı böyle dikiş nakış hocası, kurs hocası arkadaşlar. Onun da öğrenciler İzmir tarafında. Tam olarak yerini söylediydi ama tabii ben kafamda tutamıyorum herkese. Ona da buradan arkadaşıma kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Ayşe Şen arkadaşımıza. Bilmeli takipçime. Evet arkadaşlar. Ya akşamımın oluyor ya. Günler tutamıyorum. Pilav yapmayacağım. Salata yapacağım. Hadi. Çeşme açtık güzel yağmur yağdı arkadaşlar. Hemen yağdı, hemen geçti. Tapır 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 yağdı geçti. Hemen bir ateşim bakalım. Bundan sonra tavuğun suyunu süzesi kıymet takipçilerim. Ateşimi de yaktım arka tarafa. İnşallah yanmıştır. Evet değerli takipçilerim. Ateşim güzel yandı. Peldodunun ateşimi yaktım. Bu peldodunlarını aldık arkadaşlar. Kıydık küçük küçük şöyle. Bundan sonra güzel baltayla inceledişim. Kuruduktan sonra böyle mangal yapması güzel oluyor. Kömürden iyi oluyor arkadaşlar. Kömür hem pahalıya geliyor hem de bu peldodunun kömürü daha güzel oluyor. Eti güzel pişirir, lezzetli oluyor. Çok diyorlar arkadaşlar. Allah da biliyor ya. Tekrar şöyle hava yağacak gibi her taraf karardı, bulutlandı. Dün çok yağdı arkadaşlar. Ben bu videomu dün başladım. Dün bitiremedim. Dün baya baya kendin yağdı. Az önce de azıcık hemen tıpırdadı geçti. Çok az. Ben kurstan gelirken tıpırdadı geçti. Ama dün baya baya çok güzel yağdı arkadaşlar. Videomun içinde var. Birleştireceğim, göstereceğim. Dün başlamıştım videomu bitiremedim arkadaşlar dün. Bugün de galanını devam edeyim dedim. Şöyle ateşimiz yansın. Evet değerli takipçilerim. Tavuğumu güzel baharatladım, yağladım, tuzladım. Ondan sonra zalatamı yaptım. Turşuma da koydum. Sofram boncuk. Ben şimdi balkona çıkacağım da Nursel'in gelir. Nursel'in de soframızı koy. Ben de bir taraftan etimizi ayarlayıp koyayım kıymetli takipçilerim.
Birazcık da tarhana çorbası pişirdim. Çoğaz hemen önünden bir kaşık. Çocuklar fazla yemiyorlar çorbaya. Evet, diğer takipçilerim yenice geçtim evimin arkasına. Şimdi ben yenice mangala başladım kıymet takipçilerim. Allah da biliyor ya, hava yağacak, yağmayacak. Biraz da akşam oldu. Nursel'im işten çıktı, babası almaya gitti. Halil'in mesai kaldı arkadaşlar. Nursel'in babası getirmeye gitti. Evet kıymetli takipçilerim, açık besimizin üzerine de öyle teneke, altını tahta, üstünü teneke döşedik. İyi oldu. İneklerimiz, düvelerimiz burada. İki buzağımız, kurbanlığımız öbür evin altında. Buraya koyduk. Hayvanlarımız da rahat etti. Hem biz de rahat ettik. Evet kıymetli takipçilerim, görüyorsunuz hava durumu yağışlı gibi. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzde olsun. Esenlikle kalın diğer takipçilerim. Hayırlı, huzurlu akşamlarınız olsun inşallah.